Canlar dostlar, kardeşler, videoma başlamadan önce kısa bir konuşma yapacağım. Bugün 29 Ekim, Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümü. Kısa bir konuşma yapmak için sizi biraz bekleteceğim. Ben ne diyeceğim? Ya istiklal ya ölüm cümlesindeki anlamı anlatacağım. Alelade söylenmiş, öylesine bir söz değil. Onun altında oldukça güzel bir anlam var. Yani insan hiçbir zaman üzülmediğinde üzüntünün ne olduğunu veya hep üzgünken mutluluğun ne olduğunu bilemez. Keza hep karnı toksa acının halini anlamaz. Yani hep özgür olan bir insan da esaretin ne kadar acı olduğunu bilemez. Bu yüzden Cumhuriyet oldukça önemli. Cumhuriyet bizi esaretten ve yani bizi esaretten kurtardı. Özgürlüğümüzün kıymetini bilelim. Bu mirasa sahip çıkalım. Zor kazanılmış, bayağı zor yani. Şimdi düşündüğümde bakıyorum. Zor kazanılmış bir... Her zaman okuyun, öğrenin. Hiçbir ideolojiye, dini yönlere kendinizi kaptırmayın. Sadece bireysel olun. Her zaman araştırın. Farklı farklı kaynaklardan araştırın. Cumhuriyetimize sahip çıkalım. Biz de çocuklarımıza bu güzel armağanı hediye edelim. Yani dilim döndüğünce böyle anlatmak istedim. Bir de bizim hediye videomuz olsun. Önümüzdeki pazar akşam yine aynı şeyi yapacağım. Hediye vereceğim iki kişiye 350 liralık Gold Play kodu hediye edeceğim. Bakalım bu sefer kim kazanacak? Hadi o zaman ve videomuza geçelim. White House Survivor oyunumuzdan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yine güzel bir konuyla aranızdayım. Bildiğiniz üzere Ekim güncellemesinde Cadılar Bayramı etkinliği bilgileriyle pet sistemi geldi. Ben de kısaca pet sistemi nedir, ne değildir, nasıl yapılır, nasıl eğitilir, zart durt onlardan bahsedeceğim. Yani tecrübe ettiğim kadarıyla size bir rehber hazırladım. Benim Senin atladığım veya yanlış yapacağın söylediğim rehberin bilgileri tamını mutlaka dur, yorumlar kısmına da tamını bakın. gör. Bilen arkadaşlar yorumlar kısmına yazacaktır. Oradan da bilginizi pekiştirebilirsiniz. Şimdi pet sistemi geldi. İlk önce sizden şey istiyor. Böyle bir sinematik oluyor. Sonra bir tane hayvan yakaladığınızda buraya bina açıyorsunuz. Tam böyle duvarın kenarına. Her eyalete gelmemiş olabilir. Eğer eyaletinizdeki veya ittifakınızdaki diğer arkadaşlarınız da var, sizde yoksa cihazınızdan oyunu bir tane güncelleyin. Olmadı kaldırın, tekrar kurun Google Play'den veya güncelleyin oyunu. Eğer eyaletinizde hiç kimse de yoksa o eyalete daha gelmemiştir, gelecektir. Beklemeniz lazım. Şöyle açayım abi. İlk önce şu peti yakalıyorsunuz. Bunu eğitmeniz lazım. Şu anda verdiğim görselde nasıl eğitildiğini gösteriyor. Tuşlara basarak tam ibreyi ortada tutmanız gerekiyor. Pet sallandıkça ibre sağa sola kayıyor. Sizin ortada tutup onu eğitmeniz lazım. İlk pette biraz kolay oluyor. Yani tek seferde eğitebiliyorsunuz. İkinci de iki seferde eğitebiliyorsunuz. Şu misk öküzünü biraz daha zor eğitiyorsunuz. Yani petin gücüne göre eğitmesi de biraz zor oluyor. Şu an için 3 tane pet var. İleride daha yenileri de gelecektir. Gelecek olanları şu şekilde gösterebilirim. Arama kısmına girip hayvanlar dediğinizde abi şöyle kurtu eğittik. Tapir gelebilir. Ya buradaki hayvanlar gelecek. Kuş gelebilir ileride. İşte dev geyik, en sona leopar. Yani büyük ihtimal leopara kadar gelecek. Şu anda 3 tane var ama. Şöyle tekrardan pet yuvamıza girelim abi. Ben size anlatayım. Şimdi bunların çeşitli seviyeleri var. Aynı askeri basma gibi basılıyor. Şöyle öküzümüze tıklayalım. Şu şekilde uysallaştırma kılavuz diyor. Bunlarla basabilirsiniz. Bunlarla basmak için seviye 10'a getirmeniz lazım şu şekilde. Seviye 10'a kadar gelene kadar da şu pet yemleri var. Pet yemleriyle basabilirsiniz. Bunları nereden elde ederiz derseniz, bak 10. seviye olunca direkt şu geldi, uysallaştırma şeysi, zımbırtısı. Şu şekilde de şunlarla sıradan yabani işaret ve şununla bunları geliştirebilirsiniz. İşte geliştirdiğinizde piyadelerinize öldürücülüğünü artırıyor. Piyade sağlığını artırıyor. Mızrakçı, nişancı baya güzel yani, geliştirince genel birliğinize iyi bir güç katacaktır. Tılsım gibi bir şey ya işte. Bunların ekstradan da şöyle özellikleri var. İlk pet size 5 dakika boyunca %5 oranında inşaat hızlandırma hızı veriyor. Tıpkı şeydeki gibi. Şunun gibi, çifte mesai gibi. Bu da 5 dakika boyunca %20 arttırıyor diyor. Bunu basıp onda basarsanız %25 inşaat hızı veriyor. Ama 5 dakika içinde inşaatınızı basmanız lazım. İkinci petimiz 24 saatte bir 35 tane şef enerjisi veriyor. Yeniliyor yani onu. 23 saatte bir yeniliyor. Misk öküzü de bir sonraki kaynak karesine ulaştığında toplamayı anında tamamlar. Kaynak karesi dediği şey ya. Maceraya çıktığınızda şunlardan biri. Macera kısmında hazır gelmişken anlatayım. Petlerinizi maceraya gönderiyorsunuz. Bastığınızda haritada böyle sandıklar açılıyor. Bu sandıklarda macera 3. saatin sonunda şöyle 3 saatte tamamlanıyor bu görev. %5 şans diyor. Şunları elde ediyorsunuz. Ben şöyle göndereyim buna. Başlat dediğimde ne diyor? Macera yetersiz macera girişimi. Niye abi? Macera dolu Amerika mı? Allah Allah. Neyse, burada maceraya çıkıyor işte. Şu anda yetersiz diyor da. Büyük ihtimal şunların bazı güç şeyleri var. Seviyeleri var. Petinizin seviyesi ona yetişmiyor. Büyük ihtimal ondadır. Bunda da 3 farklı sandık, 3 farklı renkli sandık var. Kırmızı, sarı, mavi.
Ödülleri de ona göre, hani bizim epic mythic zımbırtılar var ya. Ödülleri de ona göre yenileniyor. Genel nitelikte birlik saldırısını %3, birlik savunmasını %3. Artı bastıkça bunlar da artıyor. Başka ne diyebilirim abi? Macera bittikten sonra bu ödülleri aldığınızda ödülleri şu şekilde ittifakınıza da paylaşabiliyorsunuz. Mesela arkadaş paylaşmış. 10 kişi alabiliyor bunu. Benden önce almışlar. Ne varmış? İşte şunlar petlerinizi yükseltiyor. Şunların hepsi. Elmas zaten biliyorsunuz. Bir de şöyle bir görev var. Bu şekilde. 5 günlük. Çeşitli görevler var. Ne diyor işte? 5 gün boyunca oyuna gir. İkinci gün işte 71 görevini tamamla diyor. Şöyle bastığımızda şu ödülleri veriyor. Burada puan biriktikçe şuradaki hediye paketleri geliyor. Bu da keza canlandırma iksiri. Canlandırıcı bir iksir. Evcil hayvanın ilerlemesi için kullanılır. Yani az önce ben göndermek istediğimde hayır dedi ya. Bunu kullanırsam geri gidecekler. İşte şurada şef enerjisi harcadı diyor. Evcil hayvanı geliştir diyor. Ben şu misk öküzünü geliştireceğim abi. Dur lan. Öküzü geliştir oğlum. Şu artımızı basalım abi buna. Şuradaki değerlere bakın şöyle. Yani 50.000 50K'ya yakın güç verdi. Sadece bir yükseltme. Yani bu petler gücünüzü de bayağı yükseltiyor. Basalım abi. Arkadaşlar şey diyor. Az önce dedim ya. Yeni daha ve daha güçlü petler gelecek diye. Şunları biriktirin. Onlara harcayın diyorlar da ben direkt basıyorum ya. Basın şunun tipine, insan nasıl kayacak? Abi de geliştirelim şöyle. Geliştirmeye devam et. Değerleri gitgide yükseliyor işte, böyle yapabilirsiniz. Geliştikten sonra pet genel nitelikleri artacak. Değiştirilsin mi? Değiştir abi. Başka ne diyebilirim abi bunlardan? Niteliklere baktık. Bunlar değerleri yavaş yavaş artıyor. Bastıkça. Tamam, bir sonraki kaynakta şeyi topla dedik. Öyle oldu. Maceraya niye çıkmadılar ya? Şuradan bir okuyayım abi şeyi. 1. Hazineleri aramak için evcil hayvanları yabanda hazine noktalarına gönderebilirsin. Her macera zaman alır ve paylaşılabilir bir müttefik hazinesi şansıyla birlikte kişisel bir hazineyi garanti eder. 2. Maceralar şef enerjisi tüketir. 3. Yabanda aynı anda 3 olası seviyeye sahip 3 hazine noktası vardır. Bazı özel hazine noktaları belirli bir güce sahip evcil hayvanları gerektirir. Yani her yere her evcil hayvanınızı gönderemiyorsunuz. 3 farkları oluyor. Günlük sınırlı sayıda macera deneme hakkın vardır. Mevcut hazineleri tamamladıkça yeni hazine noktaları belirir. Keşke gösterebilseydim ya. Yani ya hakkım bitti ya da bir şeyler oldu yani. Şuradan da baktığınızda işte müttefikleriniz paylaşınca burada çıkıyor. Direkt buradan topla dediğinizde, yani şu anda topladık biz de. Şöyle. Yanında zaten küçük kırmızı noktacık çıkıyor. Buradan da alıp pet geliştirmelerini kullanabilirsiniz. Dediğim gibi ilk bu geliyor. Mağara sırtlarını. Bunu 10. seviye yapmazsanız şunu, diğerini yakalayamıyorsunuz. Sonra bu geliyor. Kutup kurdu. Sonra da misk öküzü geliyor. Bunu 20 yapalım biz ya. Tamam. Öldürücülüğü artırmış. Tamam, bunları yavaş yavaş basarız artık. Yetenekleri zaten söyledim. Pet olayı da bu şekildeydi. Siz ne düşünüyorsunuz bu olay hakkında? Genelde bu tarz oyunlarda pet olurdu. Buna da geldi yani en sonunda. Her 10 adımda bir şu kitapları kullanmanız gerekiyor. İleride daha fazla isteyecektir. Bir tane de şunu göstersem güzel olurdu ya. Olası içerikler. Özellikle evcilleştirme olayı baya eğlenceli yani. Üstüne biniyorsun böyle tık 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 tık. Bir türlü durmuyor altında. Şey yoruyor Natalie. Şununla ilgili bir öneri yapmışlar. Sürekli chat ekranını meşgul ediyor diye. Bakalım, inşallah benim de aklıma geldi. Şu 4. bir seçenek yapıp ya bunu direkt şeyde gösterebilirler şurada. Mesela şurada şey çıkar. Kırmızı nokta çıkar. İttifaktan biri paylaştığı zaman direkt oradan basarsın alırsın gibisinden. Burada dediğim 3 tane şey eklendi. Yeni menü eklendi. Pardon, sadece şunlar vardı, şu eklendi sadece. Tamam. Maceradan döndüklerinde orada kırmızı nokta yanıyor. Oradan bugün kalan denemeler 0. Bugün bitirmiş mi ya? Burayı okumadım bak hiç. Boştan yere zorlatıp duruyorum. Öyle gençler. Siz ne düşünüyorsunuz bu pet olayı hakkında? Fazla da paralı bir şey istemiyor şu anda. Belki ileride daha güçlü hayvanlar oldukça olur da. Bir de şu ittifakın birbiriyle paylaşma olayı güzel olmuş. Bugün Güneş Ateş Kalesi vardı. Biraz askerlerimi öldürmüşüm ya. Ben hızlı gönderdim sürekli. Kayıt da yaptım hatta. Şöyle ayarlayayım. Uslu bassın ya. Bir gün önceden de silah arkadaşları etkinliğinde ittifaka dalmıştım. Onun videosunu atmıştım şeye. Kanala bakabilirsiniz. Biraz da oradan yaralım vardı. 20-30K. Buradan da birikti. Olsun abi. Önemli olan eğlenmek. Pet olayı da bu şekildeydi. Yine de benim atladığım veya sormak istediğiniz sorular varsa yorum kısmına yazın.
Bildiğim bir şeyse ben de cevaplarım. Bilmediğim bir şeyse mutlaka bilen biri cevaplayacaktır. Yani bilen biri varsa cevaplasın. Hep birbirimize yardımcı olalım. Bir sonraki White House Survivor'umuzda görüşmek üzere. Rehber videomuzda görüşmek üzere. Beğendiğiniz takdirde beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, bildirim çanını açıp yorum yapmayı da ihmal etmeyin. Hatta katıldığında bana destek verebilirsiniz. Katıl butonumuz aktif. Durumunuz varsa destek verin. Sizin desteklerinizle motive oluyorum. Görüşürüz. Mehmet, o da diğer YouTuber arkadaşları gibi sevilmemekten muzdarip. Kanalındaki tüm videoları izleyenlerin %80'i abone olmadan izliyor. Mehmet üzgün. Hadi, sen de 2 saniyeni ayırarak abone ol. Mehmet'i mutlu et. mehmetimutluet.com